yapmak üzere işçi ve memur sendikaları, esnaf, meslek odalarıyla sivil toplum kuruluşlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Malatya Milletvekili Sayın Veli Ağbaba'yı buraya davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, İstanbul'un çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı, değerli il başkanımız, grup başkan vekilimiz, sevgili genel başkan yardımcılarımız, belediye başkanlarımız ve milletvekillerimiz, emek örgütlerinin sevgili temsilcileri ve bugün bu çalışmamıza çok önemli katkıları olan gazeteciler ve akademisyenler, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün dijital emek ve emek 4.0 çalıştığı ile sizlerle birlikteyiz. Gelişen yeni teknolojiler, dijitalleşmenin etkisiyle birlikte işin ve emeğin geleceğini konuşmak için bir aradayız. Teknolojik gelişmelerin neticesinde geçmişte belki hayal bile edemediğimiz şeyler bugün yaşamımızın vazgeçilmez birer parçası haline geldi. Yaşamımızın her anı artık bu teknolojik gelişmelerden bağımsız olarak düşünemiyoruz. Çalışma yaşamının kendisi de bu yeniliklerden ve sürekli gelişen teknolojik dijital araçlardan artık bağımsız düşünülemez. Dijitalleşme, yapay zeka, sanayi 4.0 gibi kavramlar tüm dünyada istihdam politikalarında köklü değişikliklere neden olacağından bahsediliyor. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak ilerleyen zaman diliminde kitlesel işsizliğin artacağına yönelik tartışmalar büyüyor. Sanayi 4.0 gelişen dijital değişim ve dönüşümler içinde bulunduğumuz 100 yılda çalışma yaşamında köklü değişimlere sebep olduğu gibi mevcut meslekleri ve beceri gereksinimlerini de değiştirip dönüştürüyor. Bugün var olan bazı mesleklerin ve meslek gruplarının ilerleyen döneminde önemini kaybedeceği, hatta ortadan kalkabileceği tartışmaları karşımıza çıkıyor. Covid-19 salgının öne çektiği, ülkemiz dahil olmak üzere alışılagelmiş çalışma biçimleri ve iş organizasyonları hızla değişmekte. Uzaktan çalışma, hem gelişen yeni teknolojiler hem de Covid-19 salgını ile birlikte çalışma yaşamında baskın bir hale geldi. Bugün artık işin belirli bir mekanda gerçekleşmemesine daha çok şahit oluyoruz. Artık bilgisayarların ve gerekli teknolojik olanakların var olduğu her mekanda, her mekan çalışanlar adına iş yeri oluyor. Bunun yanı sıra motokurya çalışanlar örneğinde olduğu gibi artık belirli bir iş sözleşmesine dayanmayan esnek istihdam biçimleri çalışma yaşamında daha fazla görünür hale geldi. Mesai kavramının öneminin yitirmesi, çalışmanın belirli bir mekandan kendini soyutlaması, güvence sorunu, sabit bir ücret elde edilememesi, sosyal güvenlik hakkından mahrum kalma, örgütlenme hakkının hemen hemen olmaması bu çalışma biçimlerinin emek adına en yakıcı sorunlar olarak karşımızda duruyor. Neoliberal ekonomik politikaların bir sonucu olarak bugün çalışanlar artık daha güvencesiz ve daha düşük ücretlerle kendilerini çalışma yaşamının içinde buluyor. Türkiye'de çalışma yaşamında işçilerin zaten birçok sorunu mevcut. Mevcut iş kanunu işçilerimize güvence sağlamaktan uzak. Örgütlenme hakkının önünde konan engeller işçilerin sendikal haklarından yararlanmasını önlüyor. Bugün Türkiye'de 100 işçiden 85'i sendika üyeliğinde bulunuyor ve buna maalesef kamuda çalışanların oranı çok yüksek olduğu için özel sektörde bu çok daha düşük seviyelerde görüyoruz. Sendikalaşma ve toplu sözleşme önündeki engeller Türkiye'nin bir asgari ücretler toplumunun dönüşmesine neden oluyor. Ayrıca bu kadar az örgütlenmenin neticesinde yapılan birkaç grev bile sürekli yasaklanıyor. Bazı Avrupa ülkelerinde haftalık 4 günlük mesaiye geçme kararı alırken Türkiye'de haftalık 45 saat yasal çalışma sınırı ne yazık kağıt üstünde kalmış vaziyette. OECD verilerine göre ülkede haftalık 50 saat ve daha fazla çalışanların oranı yaklaşık %25. Türkiye bu oran ile Meksika'dan sonra en uzun mesai saatlerinin olduğu ülke konumunda. Türkiye ne yazık ki çalışanların sabah evinden çıktığında akşam sağ salim eve dönüp dönmeyeceği belli olmayan bir ülke konumuna gelmiştir. İşçiler her gün ekmeğini kazanmak için çalışmaya değil adeta ölüm mesaisine gidiyorlar. Belki de Türkiye'de çalışma yaşamının durumunu en iyi Uluslararası Sendikalar Federasyonu'nun açıkladığı
Küresel Haklar Endeksi raporu özetliyor. Türkiye işçi haklarının ihlal edildiği dünyada en kötü 10 ülke arasında yerini alıyor. Ne yazık ki bugün ülkemizde emek Cumhuriyet tarihinde olmadığı kadar daha güvencesiz, daha ucuz ve daha örgüsüz bir haldedir. Bugün bütün dünya neoliberal politikaların açığa çıkarttığı eşitsizlikten sonuçlarıyla mücadele etmeye çalışıyor. Yaşama dair var olan her şeyi birer ticari kar mekanizması olarak gören bu sistem dünyada bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir gelir adaletsizliği yarattı. Ücretli emeğin gelirleri sürekli olarak düşerken bu politikaların yarattığı büyümeden sadece ayrıcalıklı bir kesim zenginliklerine zenginlik kattı. Sömürüye dayalı eşitsiz politikaların bir sonucu olarak Türkiye'de emekçiler bu gelir adaletsizliğinden payını fazlasıyla aldı. 2020 yılında bugün emekçiler ekonomik büyümeden aldığı pay 4 puan daha azaldı. Gelirleri azalan emekçiler yaşamını sürdürmek için daha fazla borçlanmak zorunda kaldı. Bu durum sadece biz dile getirmiyoruz. Tüm dünya devletleri, IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşlarda da dile geliyor. Zirveye çıkan gelir adaletsizliği ve derin yoksullaşma patronlar kulübü olarak bilinen Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına dahi tartışılıyor. Tüm dünyada örgütlenmenin daha güvenceli çalışmanın adil bir ücret hakkının vergide çalışanlar adına adaletin önemi vurgulanıyor. Bizler de ikinci yüzyılda yeni bir toplum, yeni bir gelecek, daha özgürlükçü ve daha kapsayıcı bir anayasa hedefini ortaya koyarken bu sorunları aşmanın tek yolu olarak gelir dağılımında adil bir bölüşümü esas alan emeğin güvenceli geleceğini savunan politikaları hayata geçirmek birinci vazifemizdir. Endüstri 4.0 devrimini emek 4.0 politikaları ile tüm çalışanlar adına daha eşitlikçi, daha adil ve daha güvenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Emek 4.0 ikinci yüzyılda dijital dönüşümün getirdiği fırsatları hakça ve eşitçe paylaşımı esas almaktadır. İkinci yüzyılda enflasyona dayalı büyümeyi reddeden, yoksullaşmayı ve gelir eşitsizliğini ortadan kaldıran yeni ekonomik sistem inşa edeceğiz. Kuracağımız yeni ekonomik sistem emek 4.0 ile üretimi zenginleştirici, istihdamı, güvenceli çalışmayı ve örgütlenme hakkını bir bütün olarak savunacaktır. Sosyal demokrat düşüncenin olmazsa olmaz ilkesi gelir adaletsizliğine karşı adil bir bölüşümü savunmak, güvencesizliğe karşı insan onuruna yaraşır bir iş imkanı oluşturmaktır. Emek 4.0 devrimiyle çalışırken ölmek işçilerimizin bir fıtrat, kaçınılmaz bir sonu olmayacaktır. Güvencesiz çalışmak işçilerin kaderi olmayacaktır. Örgütlenme hakkından mahrum bırakmak işçilerimizin kaderi olmayacaktır. Düşük ücretle büyümeden emeğin aldığın payın dışlanması işçilerimiz için bir son olmayacaktır. Endüstri 4.0 devriminin ve dijitalleşmenin geçmiş dönemde olduğu gibi emeğin hakları ve emekçiler üzerinde yeni bir yoksulluk ve sömürü düzeni kurmasını değil, emekçilerimizin daha adil bir bölüşüme, daha güvenceli bir geleceğe sahip olması adına bugün bu çalıştayda sizlerle birlikteyiz. Çalıştayımızın tüm bu hedeflerimize sizlerin de katkılarıyla yürütülecek tartışmalar ve fikirleriyle zenginleşmesini temenni ediyorum. Biliyoruz ki burada çıkacak politikalar partimizin politikalar oluşmasında öncü rol oynayacaktır. Son olarak bugün ev sahipliği yapan başta İPA ve onun sevgili başkanına, ev sahipliği yapan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bu çalıştayın yapılmasında fikir önderliği yapan hem genel sekreterimiz Selin Sayek Bökü'ye hem de emek bürolarımızın sevgili koordinatörü, her zaman emek büroları için çalışan sevgili Gamze Yücehasan Özdemir'e huzurunuzda teşekkür ediyor. Katılan akademisyenleri, gazeteci arkadaşlarımızı, sendika temsilcilerini ve herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.